Kanal T Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. 18.30 ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Bu akşam Kanal T Haber Daire Başkanımız Fethi Akar'la birlikte ana haber bülteninde karşınızda olacağız. Fethi Akar. Sevgili Dolunay, iyi akşamlar demek istiyorum ama samimi bir şekilde yine diyemiyorum. Çünkü Mısır'ı konuşuyorduk. Mısır'da sürekli ölü sayısı küçük küçük olaylarda artmaya başlıyordu. Ama bugün sabah saatlerinde aldığımız haber bütün haber merkezlerini, bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Yani lanet olsun ki, lanet olsun ki yine bir kimyasal saldırıyla tüm dünya karşı karşıya. Biliyorsunuz Halepçe'yi unutmadık. Vietnam'ı unutmadık. İran-Irak Savaşı'nda kullanılan yine kimyasal silahları unutmadık. Ama bugün ne acıdır ki, umarım kimyasal değildir ama görüntüleri az sonra izleyeceğiz. Oradaki ölen insanların davranışları ve nefes alamadıkları, çünkü üzerinde herhangi bir yara yok ama o yara olmamasına rağmen zor nefes alıyorlar. Yani ben tabii bu cahil halimle onun kimyasal olduğunu görebiliyorum, duyabiliyorum. Bakalım kamuoyu, dünya kamuoyu buna nasıl yanıt verecek? Bir de telefon bağlantımız varmış galiba. Evet, çünkü bölgeyi çok iyi bilen, telefon bağlantımız hazır arkadaşlar değil mi? Evet, telefon bağlantımız da hazırmış. Evet. İstersen sen bir... Evet. Evet, öncesinde haberimizi izleyelim. Esad güçlerinin Şam'da düzenlediği saldırıda 1100 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Suriye Genel Devrim Konseyi ise saldırıda biraz önce de belirttiğimiz gibi kimyasal silah kullanıldığını iddia ediyor. Ancak 1100 olan bu rakam şu saatlerde ne yazık ki sevgili izleyiciler daha da arttı. Saldırı sabah erken saatlerde Şam'ın Doğu Guta bölgesinde düzenlendi. 6 ayrı noktadan düzenlenen saldırıya insanlar uykularında yakalandı. Kimyasal silahların da kullanıldığı öne sürülen olaylarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 1100 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 3600 kişinin de yaralandığı bildirildi. Esad rejimi ise iddiaları yalanladı. Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada kimyasal silah kullanıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bölgedeki hastanelerde tıbbi malzeme eksikliğinden dolayı ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. Peki ya? Evet değerli izleyenler, şimdi Suriye'deki olayların ardından hattımızda AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu var. Durumu değerlendirmek üzere kendisiyle görüşeceğiz. Sayın Ensarioğlu. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Durumu nasıl değerlendireceksiniz? Önce genel bir cümlelerle tekrar aktaralım. Sizin de düşünceleriniz nelerdir? Onları alalım. Ardından Fethi Akar'la devam edeceğiz. Tabii Suriye'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Aslında diktatörlüğün ve diktatörlerin tavrının ne anlama geldiği Suriye'de bir kez daha bütün dünyanın gözü önünde kendini gösteriyor. Koca bir ülke, yani Suriye'yi karış karış veririm, koca bir ülkeyi yerle bir etti. Yüz binleri aşan bugüne kadar ölü var ve 5 milyona yakın da göç söz konusu ülkeden. Ülke nüfusunun neredeyse üçte biri göç etti. Yani hala direnmeye ve öldürmeye devam ediyor. Kendi şahsi ihtirası, hırsı ve iktidarı için koca bir ülkeyi yok etmekten çekinmeyen bir anlayıştır bu diktatörlerin anlayışı ve bunlar hepsi birbirine benzerler. Yani bugün işte binin üzerinde ölü olduğu, kimyasal kullanıldığı söyleniyor. Kimyasal, yani kullanımı tabii ki bir insanlık suçu ama kimyasal kullanmasa bile binin üzerinde ölü var bugün. Yani ölülerin kurşunla mı, kimyasalla mı öldüğü çok şey değiştirmez bugün artık. 100.000'in üzerinde insan öldürdü. Yani bu kimyasal kullanmaması bir şey değiştirmez burada. Koca bir ülkeyi kendi insanları üzerine hedef gözetmeden uçaklarla, toplarla, tanklarla, uçak gemileri, gemilerle bomba yağdıran bir zalim diktatörden bahsediyoruz. Maalesef İslam coğrafyası söz konusu olduğu zaman Batı'nın insancıl tavrı, demokratlığı tamamen ikiyüzlülükten ibaret olduğu ve bir yalandan ibaret olduğunu görüyoruz. Bugün dünyanın gözü önünde Suriye'de, Mısır'da yaşanan vahşete
insanlık dışı muamelelere Batı maalesef sesini bile çıkaramıyor. Yani konu İslam coğrafyası olunca Batı'nın emperyalist çıkarları her zaman ön plandadır. Yani Batı Orta Doğu'daki demokrasi talepleri, Orta Doğu'daki insanca yaşam, eşit yaşam koşulları tamamen Batı kendi piyonları olan diktatörleri ayakta tutabilmek için koca bir coğrafyadaki halkı, halkın zulmünü, ölümünü ve bu vahşeti görmezden gelerek unutturmaya çalışıyor. Sayın Ensarioğlu, siz o bölgeyi çok iyi bilen bir isimsiniz. Yıllarca partilerin il başkanlığını yaptınız, sanayi odası başkanlığını yaptınız, iş adamı kimliğiniz de var. Siz o bölgeye sürekli ziyaretler gerçekleştiriyorsunuz. Biliyorsunuz son olarak yine 30 bin Kürt'ün Kuzey Irak'a göç ettiği görüntüleri var. Bir yandan da kimyasal saldırılar var. Ne olacak Allah aşkına bu Orta Doğu'nun hali? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Irak, Suriye'yi iyi bilenler çok iyi bilmeli ki Suriye'de her türlü etnik farklılığın, mezhepsel ve dinsel farklılığın bir arada yaşadığı bir ülke. Bu kadar çok çeşitliğin bir arada yaşadığı, farklılığın yaşadığı ülkede kaos oluştuktan sonra bu işin nerede duracağı belli olmaz. Lübnan, Beyrut, Suriye'nin işte beşte biri kadar bir ülke. Nüfus yoğunluğu olarak da toprak olarak da Beyrut'ta da aynen Suriye'deki gibi her türlü etnik, dinsel, mezhepsel farklılıkların olduğu bir ülkeydi. Ufak bir kaos orada 20-30 yıl süren bir iç savaşa sebep oldu. Suriye'de bunun boyutunu tahmin etmek veyahut da nerede duracağını tahmin etmek, kestirmek çok zor olacak. Ve Suriye'de bu acıların daha uzun bir süre yaşanacağı kanaatindeyiz. Hele dünya bu şekil seyirci kaldıktan sonra Batı sadece kendi çıkarları doğrultusunda olaya baktığı zaman hiçbir şey yapamazsınız. İşte Bosna'da yıllarca Birleşmiş Milletler'in gözetiminde katliamlar yapıldı. Ama aynı Batı istediği takdirde Birleşmiş Milletler bir günde bu katliamları Avrupa'da durdurabildi. Bir günde durdurabildi. Ama bir ondan önce katledilen Müslüman olunca 2 yıl boyunca seyretti bu katliamları. Ve onların gözetiminde bu katliamlar gerçekleştirildi. Sayın Ensarioğlu, demek ki çok özür diliyorum, araya girmek zorundaydım. Şimdi bu katliamları yapanlar hep derler ki biz yapmadık. Sizce bu provokasyon olabilir mi? Esad mesela çıkacak diyecek ki demiş, böyle bir açıklamalar var, ajanslarda da var. Efendim biz kullanmadık. Acaba birileri araya girmiş, hani hep dış güçler diyoruz ya, böyle bir fotoğraf var mıdır orada sizce? Hayır. Yani burada Şam'da gerçekleşen bu katliamın tamamen mesulü Esad rejimidir ve kendisidir. Yani burada bir provokasyon söz konusu olamaz. Kimyasalın yaratacağı infiali kimse savunamayacağı için tabii ki bunu sahiplenmelerini beklemek mümkün değil. Bunu tabii ki inkar edecekler. Ama daha önce de kimyasal ufak çaplı kullandığını biliyoruz. Bu iş karışıklık başladığı günden bugüne birkaç defa bu kimyasal denemesini yaptığını biliyoruz. Ama bu defa daha büyük çaplı bir denemeydi. Dünyanın bir an önce buna sessiz kalmadan gerekli müdahaleyi yapması gerekir. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Ensarioğlu. Haber bültenimizi renklendirdiniz. İnşallah daha güzel haberlerle sizlerle beraber olacağız. İnşallah. Hayırlı günler size. Evet, gördün de Onlay, ciddi bir süreç var. Evet. İşte Orta Doğu'da yaşananlar var. İşte bir yandan Amerika'nın, İsrail'in, Mısır'ın işte bize karşı olan tutumları var. Bir yandan da işte bugün aldığımız son dakika, demeyelim artık son dakikadan çıktı. Evet. Her geçen dakika ölü sayısı artıyor. Alıyoruz diyelim artık. Evet, yani Dışişlerimizden de bir açıklama var galiba. Evet. Dilersen onu sevgili izleyicilerimize. Onun öncesinde küçük bir şey belirtmek istiyorum. AK Parti Diyarbakır Milletvekilimiz Galip Ensarioğlu'na tekrar bağlantısı için teşekkür ederek belirttiği çok önemli bir şey vardı. Kimyasal silah kullanılıp kullanılmaması önemli değil diye. Aslında biz kimyasal silah kullanılıp kullanılmaması üzerinde duruyoruz ama burada asıl önemli olan nokta tabii ki orada
Görüntülerde de gördük, izledik zaten küçük çocukların ve hatta bebeklerin bile yani olmasıydı. Önemli olan nokta aslında burada insan öldürülüyor olması. Ya buna şöyle diyelim mi? Aslında sevgili arkadaşlarımız da hatta yazsınlar. Bunda hiç beis görmüyorum ben. İnanıyorum ki büyüklerimiz de beis görmeyecektir. Şeytanlar yine saldırdı Müslümanlara. İnsanlığa evet. saldırdı. Şeytanlar insanlığa saldırdı. Hatta arkadaşlarımız yazabilirse oraya çok rica edeceğiz. Şeytanlar yine insanlığa saldırdı. Yazıklar olsun ve Allah'ın laneti insanı katledenlerin üzerine olsun inşallah. Dışişleri'nin bir açıklaması evet. vardı galiba. Evet değerli izleyenler, şimdi Suriye ile ilgili Dışişleri Bakanlığımızdan açıklama yapıldı. Şimdi onları aktaracağız size. Suriye'de kimyasal kullanıldığına dair gelen haberle ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iddialar doğruysa uluslararası camianın insanlığa karşı suç teşkil eden bu kabul edilemez vahşet karşısında gereken duruşu sergilemesi ve tepkiyi göstermesi kaçınılmazdır denildi. İşte o açıklama. Suriye'de Şam'ın Doğu Gota ve Batı Gota bölgelerinde rejim güçlerince kimyasal silah kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırılar sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine dair haberler büyük bir endişeyle izlenmektedir. Bu iddialar derhal açıklığa kavuşturulmalı. Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarının doğruluğunu araştırmak üzere oluşturulan ve halen bu ülkede çalışmalarını sürdüren Birleşmiş Milletler Araştırma Misyonu da söz konusu iddiaları araştırmalı ve bulgularını ortaya koymalıdır. Şayet iddialar doğruysa uluslararası camianın insanlığa karşı suç teşkil eden bu kabul edilemez vahşet karşısında gereken duruşu sergilemesi ve tepkiyi göstermesi kaçınılmazdır. Evet değerli izleyenler, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı da karşınıza getirdik. Ve bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Biraz da size onun bilgilerini aktaralım. Ve Fethi Akar biliyorsunuz bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Orada da yine gündem Suriye ve Mısır üzerine kuruluydu. Toplantıya ayrıca kuvvet komutanlarımız da katıldı. Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanı. Daha doğrusu ayrılacak olan, görevini başkasına teslim edecek zaten olan. Zaten bir ilk gerçekleşti bugün. Evet, emekliye ayrılan komutanlar. Başbakanla görüştü. Evet, görüştüler, evet. Şimdi tabii ki içeriğine çok fazla girmeyelim ama şunu söylemek istiyorum sevgili seyirciler. Ne olursa olsun, siyasi fikri ne olursa olsun şu anda hemen yanı başımızda kaynayan bir kazan var. Yani biz o kazanın içine Allah korusun girmeyelim ama neticede onun ateşiyle biz de yanıyoruz sevgili Donlay. İnşallah o ateşin içine biz sürüklenmeyiz. Bugün Milli Güvenlik Kurulu'nda eminim ki bu katliamların hepsi konuşulacaktır. Eminim ki yine artık Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğunu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü Amerika olsun, İsrail olsun, son dönemde yıldızı parlayan denim. Ya öyle yıldıza lanet olsun. Ben bu konuda hani derler ya dilimizin kemiği yok. Çünkü insanlığa karşı bir sürü suç, ya cinayet, hiçbir dinde adam öldürme var mı Allah aşkına sevgili Dolunay? Yani tabii ki böyle bir şey yok. Olamaz zaten. Böyle bir şeye hiç kimse meşru gözüyle bakamaz. Böyle bir şey zaten yok. İşte yani o nedenle Türkiye'de bunun adı Milli Güvenlik Kurulu olur, evet. Bakanlar Kurulu toplantısı olur, meclis toplantısı olur, sokaktaki sivil toplum kuruluşları toplantısı olur, hane halklarının toplantısı, adına ne dersek diyelim, evet. Bu ülkenin birliğe, dirliğe ihtiyacı var sevgili Donlay. Bu arada tekrar bir şey daha aktarmak istiyorum. Yine sevgili izleyicilerimize de aktarmış olalım bunu da. Başbakan da ayrıca bugün bir telefonda diplomasi diyelim biz ona, diplomasi gerçekleştirdi. Malezya Başbakanı'yla telefonda görüştü ve Malezya Başbakanı ve Malezya ülkesi olarak onlar da Mısır konusunda Türkiye'ye destek verdiklerini belirttiler. O zaman bu noktada ben bir şey daha söyleyeyim. Sonraki haberimize geçelim. Tamam. Şöyle bir şey var, hani şeytanlar diyoruz ya. Şimdi hani İslam'ız diyoruz, Müslüman'ız diyor bazı liderler. Mesela Kral Abdullah çok da güzel bir başlık atmıştık. Hakikaten şeytanla yatmış gibi bir açıklama yaptı. Ya dedi ki işte biz cuntacıların yanındayız. Ya Allah aşkına cuntacılar insan öldürüyor. Ha Müslüman kardeşler haklıdır haksızdır, ben bu konulara girmeyeceğim ama herkesin bir vicdanı var. Kamuoyunun vicdanında bunlar değerlendirilecek. Ama şu bir gerçek, Müslüman Müslümana iyi olmuş diyemez. Kesinlikle. Asla diyemez. Kaldık ya bu sadece Müslümanlık olmasın. Şurada herhangi bir başka bir dinin mensubu şurada öldürülse Allah aşkına kimin vicdanı sızlamaz? O nedenle özellikle Müslümanlara çok daha iş düşüyor. Birliğin, beraberliğin olduğu bir ortam hazırlamamız lazım. Biz de temiz toplumun tercihi olarak ne yapacağız? Bu yolda yürüyeceğiz. Şiarımız o.
Evet, şimdi bir de dilerseniz CHP kanadına, muhalefet kanadına bir uzanalım. Bakalım oralarda ne gibi gelişmeler yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Irak temaslarının ikinci gününde Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Irak ziyaretinin ikinci gününde Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüştü. Maliki, Kılıçdaroğlu'nu Başbakanlık binasının kapısında karşıladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca Kılıçdaroğlu eski Irak Başbakanı İbrahim Caferi ile de bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde Irak Milli Güvenlik Müsteşarı Falih El Feyyaz'la çalışma ofisinde görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Dün Bağdat Havaalanı'nda Iraklı yetkililerin karşıladığı Kılıçdaroğlu'nun kullanacağı güzergahlarda geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bağdat içinde kalabalık bir güvenlik ordusunun eşlik ettiği CHP heyeti için 30 zırhlı araç tahsis edildi. Perşembe günü Irak Meclisi'ne hitap edecek olan CHP lideri 4 gün sürecek ziyareti sırasında Necef ve Kerkük kentlerine de gidecek. Sünni ve Şii kanaat önderleriyle görüşmeler yapacak. Evet değerli izleyenler, yine şu an elimize gelen bir haberi arkadaşlarımız ulaştırdı bizlere, onu da aktaralım size. Salih Kapusuz bir açıklama yaptı ABD ile ilgili. Darbeyi kınamayan ABD'nin söylediği ve yaptığı açıklamaları umursamıyoruz dedi. Biz bu konuda ne yorum yapacağız, aslında neler söyleyeceğiz? Aslında bu dün İsrail Dışişleri Bakan Sözcüsü'nün açıklamasına biraz cevap niteliğinde oldu. Evet. Neticede böyle geniş çerçevede düşünürsek, yani birilerinin hep birilerinin arkasında olduğu gerçeği var. Hı hı. Ya bu açıklama doğal bir açıklama, çünkü ortam geriliyor, sürekli geriliyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda Kuzey Irak'ta olması, oradaki siyasilerle, oradaki liderlerle görüşmesi, aslında o da çok önemli. Yani neticede muhalefet güzel bir şey yapıyor. Orada yine söylüyoruz, kaynayan bir kazan var. Evet. Muhalefette ya sadece herkesin elini taşın altına atması gerekir diyoruz ya. Bu anlamda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini tebrik etmek lazım. Çünkü orada bir çözüm arayacak bir sürü sorular var. Onların da gitmişler. Ellerine sağlık. İnşallah hayırlı haberlerle gelirler. İnşallah gelirken de böyle hani hep söylüyoruz. Tam mecliste atışıyorlar ama ülkenin çıkarları söz konusu olunca. Ama biz gene de tebrik edelim. Güzel bir çalışma. Peki ben bir şey sormak istiyorum bu noktada. ABD İsrail'in avukatlığını neden yapar? Neden yapmıştır? Ya şimdi çok kolay cevabı var. Hı-hı. Bir o kadar da zor bir cevabı var. Ama şöyle söyleyeyim. Her taşın altından İsrail çıkıyor. Mesela Kral Abdullah ne diye o açıklamayı yapıyor? Ve diğer ülkeler, Dubai'den bile o El Maktum'un açıklaması var. Biz diyor şeyi destekliyoruz, darbecileri destekliyoruz. Bu Türkiye'den ele alalım. Yani siyasi görüşü ne olursa olsun, CHP'lisine de sorarsanız sorun, MHP'lisine de sorarsanız sorun, TKP'lisine de sorarsanız sorun ve yine bütün sağ partilere sorarsanız sorun, kimse darbeyi desteklemiyor. Eğer birisi derse ki ben darbeyi destekliyorum derse, kusura bakmasın, gitsin tımarhaneye yatsın. Yani o nedenle Arap ülkelerinin hani çıkıp o darbeyi destekleyici sözleri var ya, ya kusura bakmasın, insanlığa yine söyleyeceğim, Allah'ın laneti zaten üzerlerinde olacak. Biz doğrudan yana olacağız, doğrudan yana olacağız, doğrudan yana olacağız. Kesinlikle. İncitmeyeceğiz, incinmeyeceğiz inşallah. Evet, kesinlikle. Tekrar bir Mısır'a uzanalım değerli izleyenler. Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek yargılandığı davadan beraat etti. Mahkemenin verdiği tahliye kararının ardından Mübarek'in bir gün içinde serbest kalması bekleniyor. Arap Baharı olaylarında devrilen Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek isyan döneminde işlediği suçlardan dolayı yargılanıyordu. Hapishanede tutulan Mübarek'in salınmasına karar verildi. Mısırlı yetkililer Mübarek'in tutuklu bulunmasında yasal zemin kalmadığı için serbest bırakılacağını belirtti. 85 yaşındaki Mübarek koltuğunu kaybettiği 2011 yılındaki isyanda çok sayıda protestocunun ölümüne neden olan sert müdahalelerin emrini vermekle suçlanıyordu. Evet, ben bu haberin ardından şöyle bir yorumda bulunup size de bir soru yöneltmek istiyorum aslında. Şu an yine Mısır'da gelişmeler yaşanıyor, olaylar yaşanıyor. Mursi yine tutuklu şu an hala ve
Mursi'nin durumuyla Hüsnü Mübarek'in durumunu bir tutabilir miyiz? Eş değerde sayabilir miyiz? Ya şimdi tabii buna bir geniş perspektiften bakmak lazım. Ortada bir gerçek var. Hani Tunus'ta başlayan, işte Mısır ve diğer Arap ülkelerini kapsayan bir karıştırma süreci var. Yani orası resmen bir çorba olmuş. Şimdi Mübarek öncesi var, sonrası var. İşte bir çorba var orada. Gerçekten bir çorba var. Birileri alıyor çorbayı böyle karıştırıyor. Tamam diyor, olmuştur bu çorba, herkes yiyebilir. Şu anda birileri yiyor orayı. Oraları yiyorlar. Mübarek yani hani iyi yönetiyordu. Dediler ki ey Mübarek, sen çok mübarek adamsın dediler. Seni de indirmesini biliriz dediler. Niye serbest bıraktın o zaman? Hani suçluydu bu adam? Demek ki tarih herkesin hesabını soracak. Herkesin vicdanlarının o sesi çıkacak bir şekilde. Siz duysanız da duymasanız da. Aslında bir şekilde tarih tekerrür ediyor da diyebilir miyiz bu noktada? Çünkü sadece kişisel olarak roller değişiyor diyelim. Yani şahsiyetler değişiyor ama olaylar aslında aynı şekilde cereyan ediyor gibi geliyor bana. Yani nasıl bir futbol takımında 11 kişi sahaya çıkar, yedeklerde yine futbolcular vardır. Birisi kötü oynuyordur, hemen teknik direktörü alır onu değiştirir, yerine bir başkasını sokar. Dünyadaki oynanan şeyler de bu. Biz yine söylüyoruz, kötülükten uzak tutsun. O kötüler bizi kötülüklerden uzak tutsun. Evet değerli izleyenler, şimdi İstanbul'da bir yangın haberi getireceğiz ekranlarınıza. Maltepe Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastanenin 11. katı ve çatısındaki yangının izolasyon malzemelerinin tutuşması nedeniyle çıktığı belirtildi. Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın nedeniyle hastanede mahsur kalan olmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Evet, bir yangın haberi de Bolu Dağı'ndan geldi. Bolu Dağı tünelinde bir otomobil alev alev yandı değerli izleyenler. Yanan araç nedeniyle yolun kapatılması hem otoyolunun Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Müdahale ediyor. Her taraf duman. İnsanlar... Alevlerin yükseldiği bu görüntüler Bolu Dağı tünelinden. Ankara yönüne giden otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alınca böyle yanmaya başladı. Yanan otomobile ilk olarak araç şoförü ve yanında bulunan iki kişi yangın tüpüyle müdahale etti. Ancak bu müdahale yeterli olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler yangını yarım saat süren çalışmanın ardından söndürmeyi başardı. Başarmasını ama araç çoktan kül olmuştu. Aracın yol üzerinde yanması nedeniyle haliyle trafik de etkilendi. TEM otoyolunun Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü. Evet değerli izleyenler, araç kullananların dikkatine diyerek yine bir son dakika haberi aktaralım sizlere. Motorine 8 kuruş zam yapıldı değerli izleyenler. Ve şu an üst üste 4. ayda, pardon özür diliyorum, üst üste 4. ayda zam yapılmış oldu tekrardan. Bu sebeple 4.46 lira olacak motorinin litre fiyatı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Fethi Bey? Ya şimdi benzin 5 lirayı geçti. Evet. Hadi bakalım motorin sen de fırla yakala onu diyeceğim. Başka bir şey söylemeyeceğim. Çünkü benim de arabam vardı. Sattım arabamı. Yani çünkü doyuramıyorsun. Arabayı doyuramıyorsun. Evet kesinlikle. O nedenle... Elbet bir makul bir fiyat olacaktır temennisiyle. Kuruşlarla diyelim. Oynanıyor aslında ama bu kuruşlar da tabii toplanıp bir araya geldiği zaman o da bir şey yapıyor. Çünkü artık 4. kez oldu. Ağustos ayından başladı. Bu 4. oluyor artık. Ben bisiklet kullanacağım. Başka bir şey söylemiyorum buna. biz yine haberimize geçelim. Ne var sırada? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesi var şimdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği 3 çocuk isteğini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp arttırdı ve ülkenin geleceği için 3 değil 5 çocuk yapılmalı dedi. Biz de Kanal T Haber olarak yine sokaklardaydık tabii ki. Muhabirimiz Birsen Algül, kameraman Burak Keskinci ile birlikte vatandaşlarla sohbet etti. İzliyoruz. Evet.
Başbakan Erdoğan'ın her aileye 3 çocuk nasihati gündemden hiç düşmüyor. Başbakan Erdoğan'ın 3 çocuk açıklamasından sonra SGK'dan da böyle bir destek geldi. SGK Başkanı'na göre 3 çocuk değil de 5 çocuk yapılmalı. Çünkü genç nüfusa bir azalma söz konusu. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Doğru söylüyor. Çünkü evet, kırılıyor gençler savaşta. 5 değil 6 yapsınlar. Tabii bu arada askeri ücreti de bir 3 bin lira yapsın yani. 3 çocuk meselesinde ben de aslında bunu onaylıyorum. Şimdikiler daha doğmadan ortalıkta olanları bir doyursun da ondan sonra 3 çocuk istesin. Biliyor muyum şöyle arka sokaklara bir gitsin kimin ne halde olduğunu? Biliyor mu acaba? Bir haberi var mı? Nasıl olsa onun karnı tok. Gayet güzel olur. Hele de gelecek için nadirme bunlar da 50 yıl sonrasını görmemiz lazım. Nüfusumuz azalmaması gerekiyor. 3 çocuk 5 çocuk değil 11 tane çocuk yapacağım. Bu 11 tane çocukları da futbolcu yapacağım. Bunlardan para kazanacağım. Ondan sonra kafayı vurup yatacağım. Vatandaş bunları söylüyor söylemesine ama konuya Sosyal Güvenlik Kurumu da müdahil oldu. SGK Başkanı Yadigar Gökalp ilerleyen yıllarda çalışan genç nüfusa ihtiyaç olacağını söyleyerek doğurganlık oranının yükselmesi gerektiğini savundu. Ve 3 çocuk değil 5 çocuk doğurulmalı dedi. İyi bir kaptan olabilirsin ama bir dalgıç kadar denizin dibini tanıyamazsın. Bu toplumun iş dinamikleri var ya, iş dinamiklerin gelir düzeyi yükseltmediği müddetçe ben şahsen bu 5 çocuğa falan karşıyım. Ben diyorum ki 25 çocuk istiyorum. Neden? Çocuklarımızı bol bol çocuklarımın dizeye göndereceğim. Ondan para kazanacağım. Başbakan Erdoğan'ın 3 çocuk hedefini SGK Başkanı Yadigar Gökalp yükseltti. Önümüzdeki yıllar çalışan genç nüfusa ihtiyacımız olacağı için 3 çocuk değil 5 çocuk yapılmalı dedi. Birsen Algül, Kanal T Haber İstanbul. Evet değerli izleyenler, haberimizi izledik. Gördüğünüz gibi kimi gelir düzeyinden bahsetti. Kimi ise 11 çocuk yapıp adeta bir futbol takımı kurmak gibi bir hayalinden bahsetti galiba. Ya sevgili Dolunay, adam haklı. Bir futbolcunun en aşağı aldığı 2 milyon dolar, 3 milyon dolar. Dizilerde de zaten, ya şimdi bir şey diyeceğim bu dizilere ama bölüm başı 40 bin lira, 50 bin lira alıyorlar. Tabi vatandaş da orada ne diyor? Ben diyor, önce geçimi, cebimi düşünürüm diyor. Ne olursa olsun vatandaşın cebi hep böyle oynuyor. Sıcak oluyor, soğuk oluyor. Zaten cebine para girenin her zaman sıcak olur. Kalbi de sıcak olur, yüzü de sıcak olur. Ama işte görüyorsunuz cebinde para olmayan vatandaşın da serzenişlerini. Aslında orada çok ciddi hani evet, aslında ironi var orada. Evet, kesinlikle var. Çünkü bir vatandaşımız orada asgari ücreti de 3 bin lira yapsınlar dedi. Diğeri gelir düzeyini yükseltsinler dedi. Aşağı yukarı aynı cümleler ama tabii insanı en derinden etkileyen cümleler aslında. Ama nüfus sayısı artsın mı? Nüfus sayısı artsın mı? Tabii ki artsın. Çünkü yani ben Sayın Erdoğan'ın o söylemine katılıyorum. Çünkü genç nesil oldukça dünyanın hiçbir ülkesi bize kafa tutamaz. Ya ben biraz da öyle çocuksu bakmak istiyorum. hani aslında Anadolu'da şöyle yaparlar. Kiminin bu Güneydoğu olur, Ege olur, Karadeniz olur hiç fark etmez. Hani hep derler ya Güneydoğu'da bir ailenin 15 çocuğu var. Karadeniz'de de var, Ege'de de var. Niye yapıyor sorduğunuzda masumane diyor ki yarın öbür gün diyor bir şey olursa diyor benim çocuklarım bana sahip çıkar diyor. Kavga ise kavga diyor sonuna kadar çocuk sayı. Şimdi ülke geneline baktığınızda genç nüfus ne kadar çok olursa, ne kadar eğitimli çocuk olursa, genç olursa ülkenin de sonu hayır olur diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Evet değerli izleyenler, şimdi biraz eğlenceli, biraz da aslında düşündürücü bu haberimizin ardından şimdi bir de Hatay'a uzanalım ama buradaki olay ne yazık ki aslında çok acı bir olay. Hatay'da iki aile arasında çıkan yol vermeme kavgasında yine silahlar patladı. Bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası 300 kişi köyü terk etmek zorunda kaldı. Köyü boşaltan aileye ait fırının yakılması ve 24 evin kundaklanması ise iki aile arasında yeniden bir tartışma başlattı. İşte haberimizin detayları. Hatay merkeze bağlı Apaydın köyünde iki aile arasında yol verme kavgası çıktı. Kavganın büyümesi üzerine silahlar patladı. Çıkan çatışmada 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Gencin ölümünden sorumlu tutulan bir kişi ise tutuklandı. Olaya el koyan Hatay Valiliği daha fazla kan akmaması için ailenin köyü boşaltmasını istedi. Valiliğin bu isteğini geri çevirmeyen 300 hanelik aile köyü boşalttı. Ancak bu şekilde başlayan köyü terk ediş olayları bitirmedi.
Aile köyden ayrılır ayrılmaz kendilerine ait tır yakıldı. 24 evse kundaklandı. Memleketlerinden uzakta Antalya'dan haberi alan aile buna isyan etti. Ben nereye gideceğim? Gerçekler ortaya çıkıyor. Benim 5 tane çocuğum var. Bu kadar insan 200-300 kişinin dışarıya atılması basit mi? Bu yaşananlar her iki aileyi de etkiledi ancak en çok da olaylarda hiç suçu olmayan masum çocuklar etkilendi. Gözyaşlarıyla isyan etmeleri ise yaşananların en çok kimi etkilediğinin kanıtıydı. Evimizi yaktılar. Babam hapiste. Evet değerli izleyenler, bu haberin ardından kısa bir reklam arasına gidelim. Aranın ardından spor dünyasındaki gelişmelerle karşınızda olacağız. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız ve spor dünyasındaki gelişmelerle devam edeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'le bir araya gelip beklenen o teklifi yaptı. Teklifin can alıcı noktası ise Demirören'in Terim'e bu sezon hem milli takımı hem Galatasaray'ı çalıştır, sezon sonu Galatasaray'dan ayrıl demesiydi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'le bir araya gelip beklenen teklifi yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu A milli takımın başına Fatih Terim'i getirmek için somut adımı attı. Hani mantığa da biraz yaklaşırsa memnun olurum. Demirören'in evindeki görüşme 1 saat 20 dakika sürdü ve Fatih Terim görüşmeden ayrıldı. Demirören'in Terim'e 4 yıllık sözleşme önerdiği ve sadece bu sezon için Galatasaray'ın da başında kalmasını istediği öğrenildi. Milli takımın üst üste aldığı başarısız sonuçlar sonrası yeni bir teknik adam arayışı başlamış ve gözler Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çevrilmişti. Nitekim son çıkan haberlerin ardından da milli takım teknik direktörü Abdullah Avcı dün görevinden istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Fatih Terim arasında bu sabah gerçekleştirilen görüşmede Demirören, Terim'e 4 yıllık sözleşme önerdi. Demirören'in halen Galatasaray'ın başında olan Terim'e bu konuda bu sezon hem milli takımı hem Galatasaray'ı çalıştır. Sezon sonu Galatasaray'dan ayrıl ve 3 yıl daha sadece milli takımda görev yap diye teklifte bulunduğu öğrenildi. Terim ise konuyu Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'la görüşmek için toplantıdan ayrıldı. Evet, haberimizi izledik. Yıldırım Demirören beklenen bir teklifi gerçekleştirdi. Ancak tabii futbol dünyasında aslında biraz da şaşkınlık yaratmış olsa gerek bu durum. Çünkü iki takımı nasıl bir arada çalıştıracağını konuşanlar var. Galatasaray'ı bırakacak mı diyenler var. Nasıl olacak sizce bu durum? Sonuç ne olacak sizce? Valla ben tabii yine milli takımın eski günlerine dönmesini bekleyen bir vatandaş olarak eğer böyle bir anlaşma yapılmışsa hayırlı olsun demekten başka bir şey demeyeceğiz. Ama şu bir gerçek, milli takım eski milli takım değil. Türkiye'deki futbolcular eski futbolcular değil. Kimse kusura bakmasın. Biraz da o futbolcuların o kramponlarına artık taş bağlamam gerekiyor galiba. Ya kardeşim, bir sürü para alıyorsunuz. Milyon dolarlar alıyorsunuz kardeşim. Çıkın aslanlar gibi oynayın. Ben maç izlerken zevk alacağım. Gol yersiniz. İsterseniz her maçta golü yiyin kardeşim. Her maçta gol yiyin. Ben milli duygularım kabarınca kimse kusura bakmasın. Her maçta gol yiyin ama şerefli mağlup olun. 2-0 öne geçiyorsunuz. Ondan sonra maç 2-2. Kimse kusura bakmasın. Hakan Şükürler, Okan Buruklar, Emre Belezoğullar, Hakan Ünsallar. Biz bunları artık ne diyoruz? Onları her andıkça helal olsun diyoruz. Niye? Çünkü mücadele ediyorlardı. Parayla olmuyor. Ruh gerek, ruh. Kusura bakmayın. Ben milli takımın dışarıda mağlup olmasını kabul edemiyorum. Türkiye Ligi'ne de bakalım. Türkiye Ligi'nde de artık hiç kimsenin umurunda değil. Orada tribündeki insan soğukta gelmiş, üşümüş, üşümemiş, ayaklarına kramp girmiş, kimsenin umurunda değil. Sizin futbolcular olarak ne olursa olsun, ne olursa olsun lüksünüz yok kardeşim. Çıkacaksınız, aslanlar gibi oynayacaksınız. Ha, milli takım, teknik direktörü kim olursa olsun, Fatih Terim başarılı bir hoca. Evet. Abdullah Avcı karakter olarak, kişiler olarak dört dörtlük bir adam olabilir. Ama kaldıramadı. Çünkü herkes o formayı kaldıramaz. Abdullah Avcı'nın ben futbolculuğunu bilirim. 10 numara bir futbolcuydu. Evet, aslında burada Fatih Terim tam olarak kesin bir cevap vermedi tabii bu arada. Onu açıklayalım. Sadece Yıldırım Demirören 4 yıllık bir sözleşme teklif etmiş kendisine. Ancak uzun bir süre Fatih Terim sessiz kaldı ve Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre
bunun kendisi için, bu teklifin kendisi için bir gurur olduğunu belirtmiş ve ardından tabii Galatasaraylıların da endişelerini gidermiş bir yandan da. Galatasaray beni bırakmadıkça ben Galatasaray'ı bırakmayacağım demiş. Yani şimdi bu durumda aslında Galatasaray'ı örnekleri bırakıp... var ama sevgili Donlay, evet. Dünyada örnekleri var. Gus Hiddink eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Güney Kore'yi çalıştırırken PSV'yi de çalıştırıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yine basketbolda o da bir futbol değil, o da bir spor değil mi? Evet. Neticede Tanjević Fenerbahçe'yi çalıştırıyordu. Yine milli takımı çalıştırıyordu. Yani normalde bir koltukta iki karpuz taşınmaz belki ama varsa böyle bir ihtiyaç varsa Fatih Terim'e ben sonuna kadar kabul ederim ya bir vatandaş olarak. Çünkü bizim artık başarılı olma dönemlerimiz özledik. Artık bizi sevindirin. Taksim'e çıkalım, Diyarbakır'a çıkalım, Hakkari'ye çıkalım, Edirne'ye çıkalım. Arabaları arka arkaya koyalım. Ne yapalım? Yaşasın Türkiye, yaşasın milli takım diyelim. Ama bu kafayla gidersek kusura bakmayın. Sadece otururuz böyle maçı hüzünlü izleriz. Bir de bugün ne var? Bugün artı Fenerbahçe'nin maçı da var bu akşam. Tabii onu da şimdi konuşacağız ama onun öncesinde bir şeyi eklemek istiyorum. Ünal Aysal yine daha doğrusu Ünal Aysal'ın bunları söylediği iddia edildi. Yeni bir krizimiz oldu. Hayatımız kriz çözmekle geçiyor dediği iddia edildi. İzleyenlerimize bunu da aktaralım. Böyle bir şey olmadığını belirtti. Ünal Aysal Fatih Terim'le arasında herhangi bir kriz olmadığını söyledi. Ve şimdi bu akşamki maça geçelim dilerseniz. Çok önemli. Evet, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün sahasında Arsenal'le karşılaşacak Fenerbahçe. İkinci maç için avantaj elde etmek istiyor. Kadıköy'deki bu dev mücadele saat 21.45'te başlayacak. Evet, şimdi bu akşam tabii Fenerbahçe'nin saat 21.45'te maçı var ama bunun öncesinde bir de tabii KAS'ta bugün duruşmaları, davaları vardı. Bir de ona değinmek lazım. Bugün savunmalar yapıldı. Hala şu an öyle zannediyorum ki. KAS çok kastı galiba. KAS evet biraz kastı gibi görünüyor. Çok kasmaya başladı. Çünkü 30 tanık dinleyeceklermiş. Yani yarın ve öbür gün sürecek. İki gün boyunca sürecek ve 30 tanık dinleyeceklermiş. Yani dolayısıyla bu KAS gerçekten kasmış. Ben KAS'ı kime havale ediyorum biliyor musun? Kime? Ahmet Çakar'a, Ermen Toroğlu'na. Onlar söyleyecektir KAS'la ilgili söyleyeceklerini. Bugün tabii Fenerbahçe'nin de çok önemli bir karşılaşması var. Evet. Sen söz etmiştin. Evet. Sevgili Bahadır Çopur yönetmenimiz biz konuşurken o VTR'de ekrana getirecek. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir karşılaşma evet, bu. Kesinlikle. Tabii bu Fenerbahçe olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur. Yani ben... söylemekte beis görmüyorum. Beşiktaş taraftarı olarak vallahi de billahi de Fenerbahçe'nin 3-0 kazanmasının içimden geçiyor, gönlümden geçiyor. Tabii ki kesinlikle bir Türkiye olarak biz futbol dünyası olarak yabancı takımlara karşı tekiz. Yani hiç kimse bekleyemez burada aman kazanmasın diye bir şey söz konusu olamaz herhalde. İçimden bir skor geçirmek istiyorum. Bütün tamam. Fenerbahçeliler inşallah beni tebrik edeceklerdir. 2-0. Fenerbahçe 2, Arsenal 0. Hadi bakalım evet değerli izleyenler Sayın Fethi Akar'dan bir iddia geldi 2-0 diyor. Bakalım maç sonucu bu akşam ne olacak? Bu arada muhtemel 11'leri de biz aktaralım. Arsenal maçına Volkan Demirel, Mehmet Topuz, Alves, Yobo, Kadleç, Kayt, Meyrales, Emre Belözoğlu, Alper Potuk, Mehmet Topal, Sov ve Emenike 11'iyle çıkılması bekleniyor. Ancak burada Emre Belözoğlu ve Alper Potuk arasında bir değişim söz konusu galiba öyle zannediyorum ya ki. Ya şimdi forvet iyi. Evet. Mücadele de iyi olursa neden o 2-0 olmasın? Hı hı. Ben inanıyorum. Bugün Fenerbahçe'ye inanıyorum. Yani belki tabii Ersun Hoca bana kızacaktır ama yani ben Fenerbahçe'ye yakıştıramadım Ersun Hoca'yı. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe o ruhuyla, Kadıköy ruhuyla o maçı kazanacağına inanıyorum. Bir de son yeni transferlerimizden bir tanesi var Samuel Holman. O da yabancı sınırlaması nedeniyle henüz lisansı alınmadığı için maça çıkamayacak ne yazık ki. Onu da buradan aktarmış olalım böylece. Evet, böyle güzel bir sohbet ettik yine evet. Sevgili izleyicilerimizle. Çünkü Temiz Toplum'un tercihinde ana haber bülteni böyle. İnşallah yeni yayın döneminde, Eylül'de değişik bir model diyelim. Değişik evet. bir modelle inşallah izleyicilerimizin karşısına çıkacağız. Doğru haberleri objektif bir şekilde vermek için çaba sarf edeceğiz. Böyle sizlerin evine konuk oluyoruz. Umarım bizi kabul ediyorsunuzdur. Sizlerle beraber çay içiyoruz, su içiyoruz. Sizlerle beraber sohbet ediyoruz. Sizlerin söylemek istediklerini biz buradan aktarmaya çalışıyoruz. Ama ben kapanıştaki o üzücü haber için insanlığı katledenlerin üzerine Allah'ın laneti olsun diyorum. Sevgili Donlay sözü sana bırakıyorum.
Evet, biz de ne yazık ki tabii ki orada ölenler sonuçta insan ve bir can söz konusu. Hepsine Allah'tan rahmet ve yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Sürçülisan ettiysek affola efendim diyelim ve yarın akşam yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle şimdilik müsaade isteyelim efendim. Hoşça kalın, iyi akşamlar.